Hocam yine info@açıkbeyin.com'a gelen maillerden birisi hayal kurmakla ilgili. Diyor ki Dilara Hanım, biz insanlar henüz bir dakika sonrasına çıkacağımıza bile garantimiz yokken yıllar sonrasının hayalini kurarız. Ve şimdiye kadar hayal kurmayan bir insana kendi adıma şahit olmadım. Neden hayal kurarız? Mesela insan gelecekte gelmek istediği konumu hayal ettiğinde amacına daha çok bağlanır. Bunun nedeni nedir? Beyinde hayal kurma mekanizması nasıl çalışır? Yani beyin neden hayal kurar? Aldığım en harika sorulardan biri diyebilirim. Çünkü bizim çok anlatmaya çalıştığımız mesele insanın diğer canlılardan farkını anlatırken insanın bedenen diğer canlılardan çok fazla bir farkı olmasa da beyin olarak bir farkı olduğunu anlatıyoruz. Ve bu farkın da özellikle beynin ön kısmında olduğunu anlatıyoruz. Beynin ön kısmı yani frontal beyin dediğimiz kısım yüksek zihinsel işlevler dediğimiz şeyleri yönetiyor. Yani hayvanların yapamayıp da bizim yaptığımız ne varsa özellikle bu kültür anlamında falan iletişim anlamında düşünelim. Bu yeteneklerin tamamı beynin ön kısmıyla ilgili. Bu yeteneklerden birisi de çok uzun bir zaman algısı ve simülasyon yapabilme yeteneği. Şimdi simülasyon her gün, günlük hayatımızda her an çok sık kullandığımız bir yöntemdir. Simülasyon şu işe yarar. Mesela ben diyelim şurada bir tane bardak olsun, uzanıp o bardağı alacağım. Bu bardağı alma hareketine başlamadan önce bardağın yeri, elimin kolumun durumu, daha önceki tecrübelerim hepsi beyin tarafından değerlendirilerek saniyede yüzlerce kez bu bardağı almanın çok farklı simülasyonları yapılır zihnimde. Ve ben bu simülasyonlar arasından en uygununu seçmeyi öğrenerek o bardağı pürüzsüz ve yumuşak bir şekilde amacıma en uygun bir şekilde alırım. Eğer nöronal devrelerde bir sıkıntı yoksa beyin devrelerinde. Nitekim yani beyinde patoloji olduğu zamanlar mesela bu tip basit hareketleri bile yapamıyoruz. O hesaplama devresi hiç çalışmıyor. Şimdi insanda bu geçmiş gelecek algısı ön beyin çok gelişmiş olduğundan çok fazla uzun. Mesela o yüzden öleceğimizi biliyoruz. O yüzden ölümden sonrasını merak ediyoruz. O yüzden çocukluk travması diye bir şeyimiz var. Yani mesela bir tavşanda farede böyle bir şey yok. Yani çocukluklarından getirdikleri kötü anılar ömür boyunca onları takip etmiyor. Bu bizim aşırı gelişmiş zihnimizin dezavantaj gibi gözüken durumları bunlar. Sürekli gelecekle uğraşmak, sürekli geçmişle meşgul olmak. Yani pişmanlıklar ve endişeler buradan geliyor. Fakat bunun esas bizi insan yapan, esas önemli avantajı dediğim gibi geçmişten ders alıp geleceğe yönelik uzun vadeli simülasyonlar yapabilmek. Bu benzeşimler, bu ön hesaplamalar, bu simülasyonlar şöyle bir şey sağlıyor. Mesela bir robot kol düşünün. İşte bugün yapay zeka ile bunu yapmaya çalışıyorlar. Biraz önceki bardak örneğine dönelim. Robotu programlıyorsunuz. İşte bardağı orada alıp kaldırıp şuraya koyması için. Şimdi bunu rahat yapabiliyorsunuz ama bardağı biraz eğik koyduğunuzda, bardağın altına bir yükselti koyduğunuzda, bardak doluyor da boş olduğunda programı yenilemeniz gerekiyor. Ama bir çocuk düşünün. Çocuğa bardağı al dediğinizde, bardak nasıl olursa olsun, çocuk eğer bardağı görüp tanıyabiliyorsa, çok hızlı bir şekilde yeni duruma adapte olup hiç yazılım güncellemesi gerekmeden onu alabiliyor. Dolayısıyla bu yeteneğimiz bizim geleceğe yönelik simülasyon yapan sistemin çok işlek çalışmasından kaynaklanıyor. Bir, bu kadar karmaşık teknik ve teknoloji üretebilmek için böyle bir simülasyon sistemine ihtiyacımız var. Bunun daha ileri versiyonunda ise hayal kurma dediğimiz şey hayatımızla ilgili simülasyon yapma meselesi. Nasıl ki bardağı alırken yaptığımız simülasyon, bardağı alma ya da buna benzer herhangi bir harekete dayalı işte bir ustalaşmamızı sağlıyorsa zamanla, geleceğimize dair hayaller kurma boş bir iş değil, hayatımızı inşa etme noktasında ustalaşmamızı sağlayan bir beceridir. Bu nedenle geleceğe yönelik hayal kurmayan insanlar şartların kölesi olurlar maalesef. Yani nehirde akan işte bir suyun üzerindeki yaprak gibi akıntı nereye gidiyorsa o tarafa doğru gitmek durumunda kalırlar. Fakat kafaya takılan bir hayal, bir amaç, insana motivasyon veren bir hedef, görsel özellikle bir hayalle de birleşirse bu uzun vadeli bir zihinsel simülasyon gibi insanın bütün hareketlerini sürekli o noktaya doğru çeker. Ve gerçekten hayalinde samimi ise sürekli olarak bu hayalini bir tutku halinde zihninde döndürürse bir süre sonra o hayal haline dönüşür zaten. Yani o hayal bir şekilde gerçeğe dönüşür. Uzak ya da yakın, şartlara bağlı olarak. Dolayısıyla insan zihninin kendini gerçekleştirebilmesi, bir amaca doğru ilerleyebilmesi için bu hayal kurma çok önemli bir meleke. Diğer hayvanların bunu yapabildiğine dair hiçbir kanıtımız yok. Diğer hayvanlar bunu yapamadıkları için de dünyayı bu kadar değiştirme yeteneğine sahip olan tek canlı biziz. Ama
bize bir şey daha veriyor, onu unutmamamız lazım. Biz kendini de değiştirebilen bir canlıyız. Fikrini değiştirebilen, yolunu değiştirebilen, hareket yapma tarzını değiştirebilen ve davranışlarını dönüştürebilen bir tür.